İşte o görmeyen gözlere ve bu duymayan kulaklara siz dün o mitingde çok güzel bir cevap verdiniz. Ben Allah senden razı olsun. Ben dedim ben Cumhurbaşkanı, sen biz geldik dedim ben. Yani öyle bir demişsin ki hem senin sesini duymuş hem bak senin fotoğrafını görünce demek ki ettiğin dualar yerini bulmuş. Demek ki içinden böyle samimiyetle bir şeyleri söylediğin zaman karşındaki kim olursa olsun o yerini buluyor değil mi? Buluyor. Zaten ben dedim ben Cumhurbaşkanı siz de kadar gelsin dedim ben size memnunum dedim ben. Allah versin dedim aileme ameliyat yaptırdım dedim yardım et dedim. Çok memnunum dedim ben. Siz dedim ben her şeye yardım ettim dedim. Yalan dedim başkanım. Ben dedim ben bir ameliyat diyor. Yaptıramam dedim ben özel dedim. Tamam o. Eyvallah, eyvallah. Toplantıyı. Biz her zaman Allah'ın izniyle sizin yanındayız. Hiç kimseye ayırt etmeden. Sağ olun. Devletimiz bizim, hiç kimseye ayırt etmiyor. Herkesin yanında. Tabii. Ama tabii bizi gerçekten çok duygulandırdınız. Duygulandırdınız. Allah sizden razı olsun teyze. Allah hepiniz anneciğim. Hepinizden bak şimdi, vazgeçmemek sevgi böyle bir şey. Tabii. Bahane üretmeden tamam mı? Oraya o yağmur altında sen de yağmurlu giymişsin. Teyzem de giymiş. Bir de böyle tekerlekli sandalyeyle de gelmişsiniz. Bizi hem çok gururlandırdı, çok duygulandırdı. Bu aslında bizlere de çok büyük ders. Tabii. Siz gücünüzden çok daha fazlasını yapmışsınız. Yaparız. Bir kere gelen kişi çok sevilen bir kişi olduğu için denizimize biliyorsunuz Cumhurbaşkanımız. Evet. Onun o gelişinden kaynaklı sevgiyi sizler de orada teyit etmek için hava yağmurlu da olsa, rüzgarlı da olsa, çamur da olsa biz senin yanına geleceğiz, sesini duyacağız. Şöyle bir seni görmek istiyoruz dediniz. Tabii. O bizi çok mutlu etti. Yoksa sen bahane üretsen çok şey bahane üretirdin. Ama onun sevgisi getirdi sizi oraya. Tabii.